derdiyle uğraşacağına Elazığ'da, orada, burada, başka şehirlerde miting yapıyorsun diyor Murat Bakan ve istifaya çağırıyor. Efendim yurttaşın derdi artık büyük, başta ekonomi olmak üzere ki yurttaşın neler söylediğini de az sonra bakmaya devam edeceğiz. Ama bakanlar tabii bunlarla uğraşmak yerine saha çalışması yapıyor, seçim çalışması yapıyor, miting meydanlarında konuşmalar yapıyor. Şimdi Türkiye'nin konuştuğu o olayla devam edeceğiz. Yazar Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlu ehliyetsiz araç kullanırken yaşanan bir olay, aslında bir trafik kazası, ancak sonrasında ortaya çıkan bir can kaybı, yani cinayet gibi bir trafik kazasından bahsediyoruz. Sonrasında yaşananlar karşısında tabii Türkiye'nin gündemine de yerleşmiş oldu bu durum. Zira ünlü yazar ve oğlu önce Mısır'a, oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmıştı. Oğlu Amerikan vatandaşıydı. Onun iadesi için bir yandan talepnameler düzenleniyor. O süreci elbette takip edeceğiz. Bu arada soruşturmada önemli bir gelişme var. Eylem Tok soruşturmasında ilk tutuklama kararı verildi. Onun da altını çizelim. Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı o kazada, Murat Acı'nın yaşamını yitirdiği o kaza sonrasında soruşturma devam ediyor. Baba, ki ünlü bir estetik doktoru olduğu ifade ediliyor, Bülent Cihan Timur'un şirket çalışanı olan ve olay günü anne ve oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı. Baba, ki daha önce ifadesinin alınmadığı söylenmişti, baba Bülent Cihan Timur'a ise yurt dışına çıkış yasağı verildi. Ama babaya yurt dışına çıkış yasağı verilirken babanın çalışanı, yani o gün anne ve oğlu havalimanına götüren kişi hakkında da tutuklama kararı verildi. Bunu da bir sıcak not olarak düşmüş olalım. Şimdi sizi...